Sayın seyirciler, iki husumetli aile iftar yemeğinde karşılaştı. Çıkan kavgada ortalık birbirine girdi. O iftarın davetlileri arasında milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili de vardı. Kürsüden birlik çağrısı yapılırken taraflar birbirine saldırdı. Tekrardan Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kavga meclis başkan vekili kürsüdeyken başladı. Kimse tarafları yatıştıramadı. İftar için kurulan alanı birbirine katan husumetli iki ailenin kavgasında bir kişi ağır yaralandı. Lütfen ayıralım arkadaşlar, lütfen. Bu aziz boyu günde böyle şeyler yaşanmaması gerekiyor. Adıyaman'da belediyenin ve derneklerin dün iftar yemeği vardı. İftara dakikalar kala Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın kürsüye çıktı. Katar'daki krize değindi. Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Ve tüm sorunlarımızı hep birlikte inşallah çözeceğiz diyorum. Burada kavga ediyor. Ben tekrardan Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Kadir gecenizi ve bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Oruçların açılmasına da dakikalar vardı. Husumetli iki aile tekmelerle, yumruklarla birbirine girdi. Lütfen ayıralım arkadaşlar, lütfen. Bu aziz boyu günde böyle şeyler yaşanmaması gerekiyor. Sandalyeleri de silah gibi kullandılar. Birbirlerinin başlarını da kırdılar. Polisler tarafları ayırmaya çalıştı ama bu hiç de kolay olmadı. Meclis Başkan Vekili ve milletvekillerinin gözleri önünde iftarlıklar havada uçuştu. Arkadaşlar burası yeri değil. Bakın sayın vekillerimiz aramızda. Lütfen sakin olalım. 5 kişi yaralandı. Birinin durumu ağır. Onlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavganın taraflarının gözaltına alınmasıyla gergin anlar sona erdi. İftar programı kaldığı yerden devam etti.